Yes, the door. Spora 10 yaşında okulun altında bir spor salonunda başladım. Yani küçük bir salonumuz vardı. Öncelikle arkadaşlarım başlamıştı. Onları çok kıskanıyordum o yüzden. Hani o zaman dövüş sporları böyle çok kıskanılacak derecedeydi. Çünkü böyle işte döverim tarzında böyle konuşmalar falan geçiyordu. Ben de onları kıskanarak o şekilde başlamışım. Onların hepsi bıraktı, ben devam ettim. Güzel başarılar alarak burada buldum kendimi. Yani bu benim hayalimde. Olimpiyat gerçekten bir sporcunun en üst zirvesi, hayalidir. Benim de herkesin olduğu gibi, her sporcunun olduğu gibi benim de hayalimdi. Çok yoğun bir süreçten geçiyorduk. Yani olimpiyat süreci bizim için çok yoğun geçiyordu. Sürekli maçlar, kamplar, hazırlık dönemleri olarak geçiriyorduk 2019-2018 dönemini. 2020 yılında böyle bir pandemi sürecinin yaşanması bizim için ilk başta hani çok büyük bir olumsuzluk oldu. Çünkü psikolojik olarak kendimizi 2020'deki yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarına hedeflemiştik. Bu pandeminin olması bizi bir aslında bir şoka uğrattı. Çünkü o kadar yoğun bir dönemden evimize gidip evimizde kaldık 3-4 ay boyunca. Evimizde bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani sürecin ne olacağını bilemediğimiz için psikolojik olarak bir çöküntüye uğradık ilk süreçte. Ama sonrasında düşündüğümüzde şu anda 2021 Olimpiyatları 2021'e ertelendi. Bizim için aslında bir avantaj da oldu. Çünkü eksiklerimizi daha iyi görerek, yani biz sonuçta olimpiyatta altın alabilmek için bir sene daha zamanımız oldu. Bu süre içerisinde hedeflerimizi yine altın madalya olarak tutuyoruz ve bu doğrultuda daha fazla çalışacağız ve eksiklerimizi tamamlamak için bir senemiz daha oldu. Ya tabii ki mental olarak ilk bir sürede bir hafta falan böyle bir dinlendim. Çünkü çok yoğun bir süreçten çıkmıştık. İlk başta böyle bir dinlenme sürecine girdim. Ama sonrasında zaten hocayla, milli takım hocamızla sürekli kontak halindeydik. O bize program veriyordu, onları uyguluyorduk evde. Spor salonları sadece özel milli takım sporcularına açılıyordu. Yani bizim için Gençlik Spor Bakanlığı da çok güzel avantajlar sundu. Biz de o avantajları kullanarak yani performansımızı çok da alçaltmadan ileriye taşımak durumunda bulunduk. Şu an olimpiyat kotası içerisindeyim. Önümüzde 7 tane müsabakamız var. Bu önümüzdeki 7 müsabakadan şu anda hedefimiz oralarda madalya alarak puan olarak daha ön sıralara çıkmak ve olimpiyata en üst seviyelerde gidip olimpiyat altın alabilmek inşallah.